Şimdi telefon attığımızda CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin bizimle birlikte. Sayın Tekin, iyi günler diliyoruz. Efendim, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum sizlere de. Sağolunuz. Evet, şimdi bu telaş neden dediniz? Telaşın nedenini biliyoruz dediniz. Önce biraz önceki haberimizden başlayalım. 15 Temmuz üzerinden yüklenildi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na. Aslında siz de diyorsunuz ki o gün başbakan neredeydi, yine bakanları da soruyorsunuz. Ama esas kilit nokta burada 17-25 Aralık milattır denildi hükümet tarafından. Ama görüyoruz ki sizin ifadeleriniz doğrultusunda da bu telaşın nedeni FETÖ çatı iddianamesinde 2004 yılının milat alınması dediniz. Biraz açalım konuyu, buyurunuz. Şimdi önce izin verirseniz biz bir 15 Temmuz sürecini yaşadık ve o gün ilk kez dört farklı siyasi parti, bütün sivil toplum örgütleri toplum bir araya gelerek bir darbenin üstesinde geldi. Ve bu konuda da gerek bugünkü Sayın Cumhurbaşkanı gerek Sayın Başbakan, Başbakan Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelerek teşekkür etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın direkli duruşu ve parlamentoya çağrı yapması da aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmiştir. Bugün darbe gecesi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilleri ve Ankara'daki bütün milletvekillerimiz parlamentoda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sahip çıkmışlardır. Şimdi böylesi bir süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadar naif ve dik duruşundan sonra ne garip bir şeyse 9 ay sonra bir referandum süreci yaşarken 18 madde ile ilgili anlatılabilecek hiçbir şey olmayınca maddeleri 8 tanesi ey Kılıçdaroğlu, ey Kılıçdaroğlu, ey Kılıçdaroğlu, ey Kılıçdaroğlu. Sonra efendim işte terör bitecek, işte işsizlik bitecek böyle safsata laflarla maalesef kampanya götürdü. Önce tebrik Şimdi etmişti. görüyorum ki 9 ay sonra tabii birden yalan tabii ifadeleri kullanılmaya başlandı. maalesef. Şimdi görüyorum ki ellerinde hiçbir argüman kalmadı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanı'na ne söyleyecekler? Söylenecek bir şey yok. Pırıl pırıl bir insan. Ne diyelim? Şimdi darbeyle ilgili o gece kimlere kaçmış falan. O zaman ben şunu soruyorum. Sayın Genel Başkanımızın nerede olduğuna tanıklık eden AKP Genel Başkan Yardımcısı var. Sayın Hayati Yazıcı. Çünkü o gece aynı saatte aynı uçakla geldikleri için çok iyi biliyorlar. Sayın Genel Başkanımız çok açık ve net. İnişi, gidişi, gelişi herkes tarafında biliniyor. Ama çok garip olan bir başka bir şey var. Ülkenin başbakanı. Sayın Başbakan o akşam Kastamonu'da bir kaymakamın evine sığındı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı kaldı ki bunlar devleti yönetenler Sayın Başbakan. 8 tane bakan 3 gün haber bile alınamadı. Yani 15 Temmuz'la ilgili, darbeyle ilgili eğer soru sorulacaksa daha çok karanlık sorular var. Mutlaka bu gün ışığına çıkacaktır. Hiç kimse tereddüt etmez. Biz isterdik ki tabii 80 milyon yurttaşımızın geleceğini ilgilendiren bu anayasayla ilgili ne söylüyorsunuz kardeşim? Yani 80 milyon yurttaşımızın beklentisine cevap verebilecek bir şeyiniz varsa anlatın. Hatta bizi de ikna edin. Bırakın 18 maddeyi, bir tek maddeyi anlatın. Şu madde işte derdinize deva olacak diye söyleyin. Biz onun üzerine bir düşüncelerimizi ifade edelim. Bu olmayınca işte oraya çamur at, buraya çamur at, milletvekillerimize saldırın, oraya saldırın. İşte kirli gazeteleri, televizyonları sürekli antipropaganda yapıyor. Şimdi kamuoyunun gözden kaçırdığı aslında tartışılması, konuşulması gereken yani bu anayasa milletin anayasası değil. Bu anayasa bana yasadır. Nasıl mı? Darbeden sonra biliyorsunuz çıktı. Bütün yetkililer dediler ki 17 Aralık, 25 Aralık baz alınacak. Yani milat olacak. Yargıya bir düşmek mümkün değildir. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yargı ta nereye kadar gidebilir mi? 90'lı yıllara, 80'li yıllara kadar gidebilir. Yani Türk yargı sistemi ağır aksak, karınca misali de işlemiş olsa ama zaman zaman işliyor. Her şeye rağmen, bütün bu baskılara rağmen bir yargıda da bir vicdan olduğu ortaya çıktı. Nihayet 17 Aralık, 25 Aralık değil, 2004 baz alındı. Doğrusu da budur. Eğer bir devlette bir devamlık diye bir şey varsa
2004 yılındaki Milli Güvenlik Kararı raporu baz alınarak, yani kısacası mahallenin, milletimizin anlayacağı şekilde anlatayım. Bu darbe süreci 2004 yılından itibaren uygulamaların tamamı hesap verilecektir. Yani verilen 1241 tane vatan toprağından tutun tahsis edilen yerler, verdiyse ben verdim diyenler, ne istedilerse verdik denildi. Yani, tabii ki bütün bunlar soruşturma kapsamına girdi. Şimdi bu olunca da doğal olarak bu telaşlar son derece normaldir. Vatandaşımızın bilmesi gereken, ben özellikle AK Partili kardeşlerime seslenmek istiyorum. Ayın 16'sında ülkenizin, çocuklarınızın geleceğine siz karar vereceksiniz. Ben onlarca il dolaştım. Özellikle AK Parti'nin güçlü olduğu illere gittim. Şunu gördüm. Gerçekten bu meseleleri bilen çok sayıda AK Partili seçmenimiz var. Ayın 16'sında Türkiye bir zafer yazacaktır. Sadece içeride değil, aynı zamanda da dışarıda, bütün dünya ilk kez, bu kadar seçim yaşadık, referandumlar yaşadık, İlk kez bütün dünya şöyle bir manşet atacak, onu bekliyorum. Pazartesi günü Türkler bir destan yazdı. Neye göre yazdı? Devletin, iktidarın bütün baskısına rağmen. Yani şöyle bir baktığınızda, hangi şehire giderseniz gidin, kafanızı kaldırdığınızda billboardlar, megabordlar, televizyonlar, gazeteler, efendime söyleyeyim, devletin bütün kurumları, en kutsal değerlerimiz, camiler dahil olmak üzere evet kampanyasına çalışıyor. Devlet ama, evet'e çalışıyor. Tabii ki. Ama ben milletimin sağduyusuna çok güveniyorum. Millet bunun gereğini yapacaktır. Evet, bu arada tabii hemen o 15 Temmuz'u siz söyleyince ilk olarak da meclise, parlamentoya sahip çıkalım ifadesi de Cumhuriyet Halk Partisi'nden hemen bu sesler yükselmişti. Tabii ki, bir an önce sadece, onu da belirtelim. Elbette sadece o değil. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çağrı yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımızın talimatıyla yapıldı. Telefon açıldı grup başkan vekillerine. Derhal Ankara'da hangi milletvekillerimiz varsa gidin, parlamentoya sahip çıkın denilmiştir. Bireysel olarak hepimiz olabildikçe sosyal medyalarımızda ilk günde daha hiçbir bakan bile paylaşmazken biz sosyal medyada darbeye karşı bir dik duruş sergilemişiz. O konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunlar söylenecek laflar değildir. Ama tekrar söylüyorum, Sayın Başbakan o akşam Kastamonu'da bir kaymakamın evine sığınmıştır. Bunun haberinde kendi gazeteleri yazmıştır. İkincisi, 8 tane bakan 3 gün ortada yoktu. Bütün bunlar, eğer Sayın Cumhurbaşkanı merak ediyorsa, Sayın Başbakan'ın o gece nerede olduğuna merak edecek. Ve 8 tane bakanın, yani devleti yönetenlerin, yöneten bu bakanların o akşam nerede olduğunu da merak ederse çok da sevinmiş olur. Peki Sayın Tekin, çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağolunuz değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ediyorum. İzin verirseniz bir kısa bir şey daha söylemek istiyorum. Dün Baba Ocağı Ardahan, Kars'taydım. Gerçekten evet, olağanüstü bir ilgi var. Ama çok üzücü olan bir başka bir şey var. Takdir edersiniz ki ülkemizde, dünyanın her yerinde öyledir. Eğer bir ülkede yolsuzluk varsa yoksulluk mutlaka vardır. Yolsuzluk kader değildir. Bakacağız. Bugün Batı ülkelerine baktığımızda yoksulluk sıfır noktada. Neden bizde yoksulluk var? Çünkü yolsuzluk var. Yolsuzluk olunca yoksulluktan kurtulamıyorsunuz. Sosyal yardım alan yurttaşlarımıza olağanüstü bir baskı var. Bu hiç vicdani bir şey değildir. Hiç kimse babasının cebinde bir para vermiyor. Yani bu tehdit gibi mi mesela? Hayır oyu ver. Tabii. Yani bu, o anlama geliyor değil yani mi? Dün en az 3 tane muhtardan bunu aldım. Kamu yöneticileri çağırıyorlar. Ankara bizde iyi bir sonuç bekliyor. Aksi takdirde burada sosyal yardımlar kesilir. Bu sosyal yardımlar analarının ak sütü gibi kendilerine helaldir. 80 milyon yurttaşımız vergi mükellef. Herkes vergi ödüyor. Ödemiş olduğu vergilerinin bir kısmını, çok cüzi bir kısmını alıyor. Hatta ülkemizde her yıl yapılan yolsuzluğun sadece %10'unu 20 milyon, 25 milyon vatandaşımız alıyor. Şimdi bunu tehdit, bunu şantaj olarak, hele hele yasada, anayasada tarafsız olması gereken
bütün yurttaşlarımıza eşit davranması gereken kamu yöneticileri yapıyorsa, onun geçmiş dönemlerdeki kamu yöneticilerinin kirli siyasetin arka bahçesi olanların hangi ağır bedelleri ödediğini de hatırlatmak isterim. Peki efendim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olunuz, sağ olunuz. İyi günler diliyoruz.